Efendim merhabalar. Eko Haber ekibi olarak bu bölümde özel fizikon fizik tedavi merkezindeyiz ve fizik tedavi rehabilitasyon uzmanı Profesör Doktor Sayın Hasan Oğuz'la birlikteyiz. Kendileri sorularımızı yanıtlayacaklar efendim. Hocam öncelikle merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. İlk olarak fizikon fizik tedavi merkezi hakkında genel bir bilgi almak isteriz. Fizikon fizik tedavi merkezi 2005 yılında kuruldu. İlk kuruluşumuzda bir kat olarak kurulmuştuk. O zaman o günün şartlarında Konya için çok modern bir yerde ve yeterliydi. Ama daha sonra hasta sayısı arttıkça, ihtiyaçlar arttıkça biz bir katta kalmadık. Bodrum katına, çatı katına kadar, beş kata kadar yayıldık. Hatta bu da yetmedi. Bazı idari kısımlarda bu binanın dışında başka bir yere çıkarma durumuna düştük. Hı hı. Burada biz sadece doktor muayenesinin yapıldığı, laboratuvar tetkiklerinin, röntgenin yapıldığı, enjeksiyonların yapıldığı ve fizik tedavi yapılan yerlere sahibiz. Diğer idari kısımları buradan dışarı çıkardık. Hı hı. Bu da yetmiyor. Artık ihtiyaç oldukça arttı. Hem Sağlık Bakanı da aynı şekilde bizim bağımsız bir binaya taşınmamızı istiyor. Hı hı. Bundan sonra inşallah yaklaşık bir yıl sonra İstanbul yolunda bağımsız bir binaya taşınacağız. İnşallah. Burada 1000 metre gibi bir alanda hizmet vermeye çalışırken bu hizmetimiz 3000 metrekarelik bir alanda, otopark olan, yeşil alanda bir alanda bir hastane aslında devam edecek. Biz Konya'nın ilk açılan ayaktan fizik tedavi merkezi, yatarak değil yalnız, ayaktan fizik tedavi merkeziyiz. Hasta kapasitemiz de oldukça yüksek. Sanıyorum şu anda hastanelerde dahil olmak üzere tedavi aldığımız günlük hasta sayısı bakımından en fazla hastayı biz alıyoruz. Diğer hastanelerin yatağı bile olsa bizim ayaktan aldığımız tedavi sayısı diğerlerinden daha fazla. Yani hem ilk açılma özelliğine sahibiz hem de yanlış olmasın ama büyük ihtimalle en çok hasta alan tedavi merkezindeyiz. Fizik tedavi rehabilitasyon anlamında. Hı hı. Peki Sayın Hocam, özel fizikon fizik tedavi merkezi olarak hangi alanlarda hizmet vermektesiniz? Bu hizmeti tabi uzman hekimlerimizle ve sağlık personelimizle veriyoruz. Biz 4 fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı olarak çalışıyoruz. Bunun yanında 8 tane fizyoterapistimiz var. Fizik tedavi teknikerleri, hemşireler, teknisyenler ve diğer sağlık çalışanları beraber 50'nin üzerinde personelle hizmet veriyoruz. Bu hizmetlerimizi hangi alanda veriyoruz diye soruyorsunuz. Evet. Biz fizik tedavi ve rehabilitasyon alanında veriyoruz. Fizik tedavi ve rehabilitasyonu böyle kısaca ve örnekleyerek tanımlayacak olursak, ilaçla ve ameliyatla yapılmayan tedavileri biz yapıyoruz. Yani bir hasta gidiyor doktora, ilaçlarını kullanıyor. Belki ameliyat gerekirse ameliyatında oluyor ama bunlarla yeterli fonksiyonel bir iyileşme sağlayamıyor. Günlük işlerini tam olarak yapamıyor. Ayakta duramıyor, yürüyemiyor, ellerini kullanamıyor. Genellikle hastalarımız böyle fonksiyonel kaybolan hastalar. Bunları fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulaması yapıyoruz. Bunları yaparken de bazen cerrahi gerekirse, ameliyat gerekirse ameliyat da yaptırıyoruz. Veya ilaç kullanması gerekirse ilaç da kullanıyoruz ama bizim asıl nosyonumuz ilaçsız ve ameliyatsız tedavi etmek üzerine. Egzersizle, diğer fizik tedavi araçlarıyla tedavi etmek üzerine. En çok aldığımız hasta grubu romatizmal hastalıklar diyebiliriz. Boyun ağrıları, kol ağrıları, omuz, dirsek, el ağrıları gibi, sırt, bel ağrısı ve bacak ağrısı. Bunlar en çok aldığımız tedavi grupları. Bunu önceden beri de yapıyoruz. Ve dünyada yaklaşık 100 sene aşkındır bir süredir bunlar uygulanıyor. Bunların yanında mesela daha özel tedavi şekillerimiz var, rehabilitasyon şekillerimiz var. Çocukları ile arası çocuklar, sipili çocuklar var, beyin felçli çocuklar, spastik çocuklar, onların tedavisi yapıyoruz. Demin söylediğim gibi bu çocukların artık ilaçla tedavi edecek halleri yok. Yani doğum sırasında belki oksijensiz kalmışlar, belki zor bir doğum olmuş ya da küçük doğum ağırlığıyla doğmuşlar. Oturamıyor çocuklar, hatta başını bile tutamıyor, yürüyemeyen çocuklar, kolunu kullanamayan çocuklar. Bunların ilaçla yapılacak bir yeri olmadığı için tek yapılacak şey zaman zaman cerrahi tedavi olmakla beraber fizik tedavi uygulamaları. Bu çocuklar fizik tedavi uygulamalarıyla başını tutabilir, oturabilir, hatta yürüyebilir
hale getiriyor. Tabii hastalığın derecesine göre. Hiç yürüyemeyen çocuklar burada 1 aylık, 2 aylık, bazen 3 aylık tedavilerle yürüyüp gider duruma geliyorlar. Hastalığın derecesine göre. Her çocuk için bunu söyleyemeyiz. Evet. Gençlerde maalesef daha çok oluyor. Bu belden aşağısının tutmaması, biz paraplejik diyoruz ya da boyundan aşağısının tutmaması, tetraplejik diyoruz. Doğumdan itibaren mi oluyor hocam yoksa sonradan mı? Hani? Çoğunlukla sonradan. Mesela çocuklarınki doğumdan itibaren olurken, erişkinlerinki sonradan oluyor. İşte gençler daha aktif oldukları için iş hayatında iş kazaları geçirerek, trafik kazalarında geçirdikleri zaman ya da bazen işte bıçaklanma, silahla, ateşli silahlarla yaralanma gibi durumlarda işte omuriliğin bir tarafı yaralandığı zaman belden aşağısı tutmaz oluyor. 20'li yaşlarda maalesef bu çoğunlukta. 20'li yaşlarda birdenbire koşan insan, yürüyen insan birden yürüyemez oluyor. Bunlara da rehabilite edilerek bir miktarda olsa toplum içerisinde kazandırıyoruz. Bu tekerlek sandalye seviyesinde de olabilir. Yürür vaziyette de olabilir. Ya da koltuk değneğiyle yürük vaziyette getirebiliyor hastalığın derecesine göre. Bizim burada amacımız bu tür insanları bir şekilde sakat kalmış, özürlü insanları hem kendi fiziksel açısından bireysel olarak bağımsız kılmak, psikolojik olarak bağımsız kılmak, ekonomik olarak bağımsız kılmak. Yani bir meslek edinsin, o mesleğini ya da varsa o mesleğini yapabilsin ve sosyal açıdan bağımsız kılmak. Yani kimseye muhtaç olmadan otobüse binsin, trene binsin, çarşıya gitsin, işine gitsin. Amaçlıyoruz biz rehabilitasyonda. Bunları gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Gene erişkinlerde daha özelleşmiş rehabilitasyon olarak Parkinson'lu hastalar var. Bu eski boksörlerden Muhammed Ali hastalığı gibi. Onlarda denge problemi var, yürüme problemi var, titreme problemi var. Onların da ilaçların yanında rehabilitasyonunu yapıyoruz. Biraz ihmal ediliyor bu konular. Yani Parkinson'da bir hasta şeye gidiyor, sürekli ilaç kullanma yoluna gidiyor. Belki de kolayına da gidiyor ilaç kullanmak. Ama yıllarca ilaç alıyorsunuz, ilacın yaptığı belli bir şey var. Yan etki de var. Düzeliyorsunuz, ondan sonra düzelmiyorsunuz. Tabii ilaçların yan etkisi de var. Evet. Bunun yanına fizik tedavi, rehabilitasyon yöntemlerine koyduğunuz zaman daha iyi dengede duruyor, daha iyi yürüyor, işlerini daha iyi yapıyor ve başkalarına daha az muhtaç oluyor. Evet. MS diye bir hastalık var. O da erişkinlerde görülen bir hastalık. O da yürümeyi bozar, dengeyi bozar, hatta konuşmayı bile bozar. Başkalarına muhtaç hale insanı getirebilir. Bunlarda da kullandıkları ilaçlarla beraber fizik tedavi, rehabilitasyon yöntemlerini uyguluyoruz. İyi de oluyor. Yani her hastayı, her gelen hastayı tamamen böyle koşar vaziyete getiremiyoruz tabii. Evet. Hastalığın derecesine göre değişmek üzere belli bir fonksiyonel rahatlık sağlıyoruz. Bu işler insanoğlu tabii bir şeyini kaybettiği zaman kıymetini anlıyor. Yani elinizi kullanırken elinizi kaybetmeden kıymetini bilmiyorsunuz. Maalesef. Ama bu eli kaybettiğiniz zaman şuradan bir bardak su alamaz duruma geldiğiniz zaman bir süre sonra bunu bir bardak suyu aldığınız zaman size büyük bir mutluluk veriyor. Çevrenizi de veriyor. Çünkü başkasına bağımlı kalmıyorsunuz artık. Evet. Kendi suyunuzu kendiniz içer hale getiriyorsunuz. Kendi yemeğinizi kendiniz yer hale getiriyorsunuz. Bu şekilde tedavilerimiz var. Var. Ve daha da bunu tabii sayısını arttırabilirsiniz. Daha da çok genişletebilirsiniz. Peki Sayın Hocam, son olarak şunu sormak istiyorum. Malumunuz olduğu üzere hem sağlık alanında hem de diğer sektörde teknoloji artık ilerlemekte. Sağlık alanında özellikle bu çok takip ediliyor. Özel fizik tedavi merkezi bu gelişen teknoloji sayesinde yeni tedavi yöntemlerine başvuruyor mu ya da başvurdu mu, bu konularda neler söylemek istersiniz? Evet. Tabii işte her gün dünyada çok büyük değişiklikler oluyor. Yani son 50 yıldaki müthiş değişim artık böyle aynı ivmeyle devam ediyor. 5 yıl önce diyelim, burası 7 yıl önce başladı. Şimdi ihtiyaca cevap vermediği gibi tedaviler de sürekli değişiyor. Bizim son zamanlarda yaptığımız ve giderek de geliştirdiğimiz tedavilerden birisinden bahsedeyim. Mesela biz PRP diye bir tedavi yapıyoruz. Bunun esası kanı alıyoruz insandan, damarından kanı alıyoruz enjektörle. Bunu bir tüpe koyuyoruz, o kanı. Evet. Ondan sonra bunu
değişik aletler var. O aletlerde santrifüj ediyoruz ve ayırıyoruz. Ne yapıyoruz orada? Kanın iki, kabaca iki kısma ayırabiliriz biz. Bir şekilli elemanı, hücrelerin olduğu kısım. Bir de serumunun olduğu kısım. Plazma diyoruz biz. Burada trombosit diye bir şey var. Hücre var, küçük hücre var. Biz eskiden beri bu trombositleri şey olarak kabul ederiz. Kanamayı durdurucu. Yerimiz yani. Kanadı, orayı durdurdu. Pıhtılaşmaya. Evet, ama anladım. Fark edildi ki son bu 20-30 yıldan beri bunların başka şeyi de, fonksiyonları da var. Yani biz burayı kestik, burada pıhtılaşma yaptık, kanamayı durdurdu. Burada bitiyor diye düşünüyorduk. Biz öğrenciyken öyle düşünüyorduk. Fonksiyonu burada bitmiyor. Burada bir yara oluştuğu zaman o yara sonra tamir ediliyor, yerine geliyor, iyileşiyor. İşte o iyileşmeyi de onlar sağlıyorlar. İçinde biz growth faktör diyoruz. İyileştirici faktörler var. Bu iyileştirici faktörleri devreye giriyor ve iyileşmeye sağlıyor. Bu fark edildikten sonra biz bunu niye tedavide kullanmayalım sorusu çıkmış ve bu şeylerin sayısı arttırılmaya çalışmış. Biz bunu kan alıp bu tüpe koyduktan sonra yaptığımız işlemlerle bu trombositlerin sayısını 5-6 misli arttırıyoruz. Yani normalde şey var. Vücudumuzda trombosit var ama yeterli olmuyor oraya iyileştirmeye. Evet. Mesela diyelim ki bir dizinizde şey var, eklem kırdağında kayıp var. Ya da menisküste kayıp var. Bu kaybı karşılayabilmek için mevcut trombositler yetmiyor, sayısı az geliyor. Kendi kanınızı alıyorsunuz, takviye ediyorsunuz, 5-6 misli arttırıyorsunuz, ondan sonra o bölgeye veriyorsunuz. O bölgedeki hücreleri aktive ediyor, o bölgedeki hücrelerin çoğalmasını sağlıyor. O bölgedeki uyuyan kök hücreler var. Onların uyanmasını sağlıyor ve kendi kendini tamir ediyor. Yani bir diz ağrısıyla gelen bir hastaya bunu yaptığınız zaman dizin ağrısını doğrudan kesmiyor. Oradan hücrelerin tamir ederek kesiyor. İşte biz bu tedaviyi... Biraz daha yavaş ama kalıcı mı oluyor belki de? Tabii. Tabii. Yani yavaş yavaş etki ediyor ama kalıcı bir tedavi oluyor. Çünkü tamamlıyor orayı. Evet. Tamamen tamamlar mı? Tamamen tamamlamaz. Yani kısmen de olsa işte sizi dizinizi 5 sene 10 senede gençleştirirse çok büyük bir kazanç tabii. Tabii ki. Bu tedaviyi biz uyguluyoruz ve giderek de geliştiriyoruz. Her gün gelişmeleri takip ediyoruz. Hatta biz de kendimiz de buna katkılarda bulunuyoruz. Dünyada hızla yayılan bir tedavi. Türkiye'de de yayılıyor. Ve inşallah biz de bunda öncülük etmeye çalışıyoruz. Sadece burada uygulamakta kalmıyoruz. Açtığımız kurslarda, gittiğimiz toplantılarda, yaptığımız konuşmalarda Türkiye'de yaygınlaşmasına çalışıyoruz. Gene bel fıtığında uygulanan tedaviler var. İşte biz de bu tedaviyi uyguluyoruz. Mesela şu kuyruk sokumundan önceden beri ilaçla yapılan şey var. Şu kuyruk sokumundan ilacı veriyorsunuz. Şurada fıtığın olduğu yere kadar geliyor. Evet hocam. Bu fıtığı küçülterek ya da etrafında giden varsa onları gidererek yapılan tedaviler. Epidural enjeksiyon. Bunun içerisinde bu PRP de yapılıyor biliyor. Ama biz şimdi buna başlamadık. İşte ozon tedavisi yapılıyor. Ozonu veriyorsunuz buradan. Buraya girip burayı küçülterek etkiliyor. Böyle bir tedavi yapıyoruz ve geliştirerek yapmaya devam ediyor. Aldığımız kanı belli işlemlerden geçirdikten sonra, yani trombosit sayısını arttırdıktan sonra dize enjekte ediyoruz. Örnek verecek olursak, bu dize verdiğimiz sıvıda, içindeki trombositlerde buradaki eklem kırdağındaki kaybı ya da menisküste kayıp varsa o kaybı tamir ediyor. Bu şekilde etkiliyor. Yani bu ağrıyı kesici bir tedavi değil, tedavi edici bir tedavi. Buradaki hücreyi yerine koyarak. Dolayısıyla arkasından da ağrı kesiliyor. Bu tedavi yöntemlerini Türkiye'de ilk siz mi kullandınız hocam? Siz mi geliştirdiniz? Bu PRP'yi biz geliştirmedik tabii. PRP dünyada gelişen kullanılan bir şey. Ama biz PRP'de Türkiye'de önce olanlardanız. Ve giderek bir ekip halinde çalışıyoruz ve giderek geliştiriyoruz. Belki biz de bazı şeyler ilave edeceğiz. İnşallah. Bu kaudal epidural uygulama deniyor. Bu uygulamayı ilk yapanlardanız biz gene. Belki ilk konuşanlardan aynı zamanda. Yani inşallah daha da iyi şeyler, ilaveler de yapacağız. İnşallah. İleride. Öyle olacak. Bu yürüyemeyen hastalar için bizim buluşumuz falan değil ama bir balans trainer diye şey kullanıyoruz, cihaz kullanıyoruz. Onlar da onda hem bilgisayarda kendi hareketlerini takip ediyorlar hem de ne yaptıklarını görüyor ve bir oyun havası içerisinde dengede duramayan, ayakta duramayan hastalar, ayakta duruyorsa dengesini sağlayamayan hastalar ve hiç yürüyemesi olmayan hastaları
bunun üzerinde yürüme eğitimi yaptırarak yürütmeye çalışıyoruz. Daha da gelişecek, genişler olacak. İnşallah yeni binamıza geçtiğimiz zaman farklı cihazlar da konacak. İnşallah. Bugünlerden daha iyi duruma gelecekmiş. Hem Konya'ya hem de bölgeye, hatta Türkiye'ye hizmet vermeye devam edeceğiz. Hı hı. Peki son olarak yeni binanıza ne zaman geçeceksiniz hocam? Bunun müjdesini de Eko Haber aracılığıyla vermiş olalım. Yaklaşık bir sene sonra. Öyle mi? Kesin tarih veremiyorum yaklaşık. Hı hı. Zaten Sağlık Bakanlığı 2013'ün sonunu bina değiştirme tarihi koydu. Hı hı. Yani 2013'ün sonundan önce o binaya girmek zorundayız da aynı zamanda. Peki özel fizikonfizik tedavi merkezi fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı Sayın Profesör Doktor Hasan Oğuz, verdiğiniz bilgilerden dolayı çok teşekkür ederiz efendim. Kolaylıklar diliyoruz. Daha nice sağlıklı hizmetlere inşallah vesile olursunuz. Sağ olun, inşallah birlikte. İnşallah. Sevgili seyircilerimiz, Özel Fizikonfizik Tedavi Merkezi'ndeki çekimimize devam ediyoruz. Uygulamalı bir tedavinin başındayız. Profesör Doktor Sayın Hasan Oğuz hocamız bize ayrıntıları aktaracak. Öncesinde hastamızın neyi olduğunu bir öğrenelim dilerseniz. Beyefendi neyiniz vardır? Bel fıtığından, boyun fıtığından ameliyat oldum. Kolumda, ayaklarımda cansızlık var. Peki hocam, uygulamalı olarak göstereceksiniz sanırım tedaviyi. Ben önce şeyi göstereyim, bir ameliyat yerini gösterelim. Şu bel fıtığından ameliyat olmuş, ameliyattan sonra da hem bacaklarında kuvvetsizlik var hem de yürümede zorluğu var hastamızın. Biz bunu rehabilitasyon programına alıyoruz. Bu tür ameliyattan sonra hastalarda olabiliyorlar. Yani önceden olan şikayetleri düzelmeye devam ediyor ya da ameliyat sorunu olabiliyor. Mesela bir kırıktan sonra da olabiliyor. Bir protez takıldığı zaman, dize protez takıldığı zaman da bu tür şeyler olabiliyor. Ameliyatın başarısını arttırmak için ya da böyle bozukluklar ortaya çıktıysa onları düzeltmek için biz rehabilitasyon programını alıyoruz. Kuvvetlendirme egzersizleri yapıyoruz, denge egzersizleri yapıyoruz. Burada da yürüme egzersizi ve denge egzersizi yapacağız. Bu yürüme bozuk olduğu için, bacaklar kuvvetsiz olduğu için o çalışmaları yapacağız. Ameliyatlardan sonra rehabilitasyon yapılırsa hastalar daha çabuk iyileşiyorlar, daha çabuk hayata dönüyorlar. Sevgili seyircilerimiz, merhabalar. Konya'mızda ve Türkiye'mizde yavaş yavaş sonbahar mevsimine girmekteyiz malumunuz. Bunun üzerine de Eko Haber ekibi olarak bir izolasyon firmasındayız. İZO 1 izolasyondayız ve yönetim kurulu başkanı Sayın Şükrü Bulgur'la birlikteyiz. Merhabalar Şükrü Bey. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kolaylıklar diliyoruz öncelikle efendim. Çok teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Eyvallah. Şükrü Bey, İZO 1 izolasyon bu sektöre ilk olarak ne zaman girmiştir, nasıl adım atmıştır? Bunu öğrenmek isteriz. İlk sorumuz budur. Şöyle ki, İZO 1 firmasıyla biz yaklaşık 17 yıl önce bu sistemi Türkiye'ye getirdik. 17 yıldır da biz bu hizmeti bir şekilde tüketicilerimizle buluşturuyoruz. Dolayısıyla da gittikçe de teknolojimizi geliştirerekten, şubelerimizi artıraktan, yani jeopolitik sınırlar tanımadan, yani İZO 1 firmasının herhangi bir jeopolitik sınırları yoktur. Türkiye'nin mobil sisteminde çalıştığı için 780 bin kilometre karesinde hizmet vermekteyiz ki bugün de aracımızın bir tanesi Ankara'da, Edirne'de, hatta Van'da deprem evlerinde bile çalışıyor.
Dolayısıyla izobirden de biraz bahsetmek istiyorum. İzobir sprey poliüretan uygulamalarıyla yekpare halinde tek parça olaraktan bir bütün olarak uygulanan bir malzemedir. Bu elinizdeki malzemeyi siz uyguluyorsunuz değil mi? Yapılara, binalara sanırım. Evet. Çok hızlı uygulanan bir metodu var bunun. Püskürtme yöntemiyle uygulandığı için. Dolayısıyla da aracımız oraya gidiyor ve uygulamasını hatta günde bir ekimiz 1000 metrekare alan uygulayabiliyor. İç Anadolu'da farklı kalınlıklarda uyguluyoruz. Doğu'da daha farklı kalınlıklarda uyguluyoruz. Ama dünyanın en iyi ısı yalıtım malzemesi olduğunu ben buradan izleyicilerimize TS bölgesiyle de göstermek istiyorum. Bu dünyanın en iyi ısı yalıtım malzemesidir. Çok pardon. Lambda değeri ısı iletkenlik kat sayısı 0.017 yani binde 17 olan bir üründür bu malzeme. Kaliteli bir ürünü biz müşterilerimize izobir markasıyla ulaştırıyoruz. 17 yıldır da altyapı olaraktan firmamızın eksiklerini gidermeye çalışıyoruz. Ve mevcut ihtiyaç olan bölgelerde yeni şubelerimizi açıyoruz. Peki müşterileriniz sizi niçin tercih etmeli Şükrü Bey? Yani yapı malzeme, daha doğrusu binalarında izobir izolasyonu niçin tercih etmeli? Bunun aslında 5 sebebi var. Buyurun. 5 ana dalda anlatabiliriz. Lütfen. 1- Mevcut günümüzde ısı yalıtımı, su yalıtımı, ses yalıtımı ve artı nemlenme ve mantarlama olmaz suretiyle 4-5 ayrı yalıtımla bunları çözebiliyor. Biz poliüretan, sprey poliüretanla, izobirle ısı, su, ses, nem ve rutubet dediğimiz yalıtımı tek parça halinde bir bütün olaraktan uygulayıp müşterilerimize teslim ediyoruz. Yani tercih etmeleri için 1-2-3 değil 5 ayrı nedeni var. Artı çağımızın yalıtımı. Evet. Yani teknolojiyi biz eğer takip ediyorsak, teknolojinin getirdiklerini de kullanmak zorundayız, zaruriyetindeyiz. Yani bazı firmalar olayı ve kişiler ve olayı bilmeyenler manipüle edebiliyorlar. Ben özellikle tüketicilerime burada anlatmak istediğim şu, yani bir ürün kullanacaksalar öncelikle bunun markasının ve artı kalite firma geçmişini ve TS belgesini muhakkak görmeleri gerekir. Ne için bunu biz tüketicilerimiz kullanıyor? Isı yalıtımı için. Isı yalıtım kat sayısı kaç? Öyle malzeme var ki, yani biz evde ambalaj için, yani buzdolabı, çamaşır makinesi, televizyon aldığımız zaman onların etrafında gelen ambalaj malzemelerini bile biz hala günümüzde yalıtım malzemesi diye kullanıyoruz. Yani doğrudur. Vatandaşlarımız kullanıyor. Bazı yerlerde kullanılıyor. Evet. Ya bu bilinçsizlikten geliyor. Ben özellikle şunu istirham ediyorum. Öncelikle TS belgesinin olup olmadığına bir baksınlar. Ya da akredite olmuş bir firmadan alınan bir belge var mı? Üniversitelerimizden alınmış bir belge var mı? Böylece doğru ürünü yaptırmak için bir adım atmış olurlar. Sadece ısı yalıtımıyla ilgili siz müşterilerinize hizmet vermiyorsunuz. Yani bu konuda, izolasyonda. İçinde ses de var dediniz. Değil mi? Isı, su, ses. Evet. Nem yalıtımını da tek malzemeyle biz çözüyoruz. Yani dönemsel olarak müşterilerinizin yaptırmasına gerek yok. Yani diyelim ki sıcak soğuk havalar başladığı zaman dönemsel olarak yaptırmalarına gerek yok. Her zaman da kullanılabilecek bir izolasyon malzemesi diyorsunuz. Şimdi daha küresel bakmak istiyorum ben. Lütfen. Yani dünyayı daha global görecek olursak rezervlerin tükenmesinden ötürü yani paramız olsa bile biz gelecek nesile bir şeyler aktarmamız için Türkiye'de bunu tasarruf etmekten başka çaremiz yoktur. Bu bir milliyetçi bir bakıştır. Olayı dolayısıyla böyle görmek, böyle bakmakta da fayda olduğunu düşünüyorum. Tabii hem bireysel hem de ülkesel çapta bir artı kazandıracağını söylüyorsunuz bu konuda. Şu anda bizim yani ithalatımızın %60-70 milyar doları enerjidir. Dolayısıyla da biz bunu tasarruf ederek yani çok rahat 30-35 milyar dolara düşürebiliriz. Hükümetimizin de bu konuda çıkartmış olduğu yasalar var. Bu konuda yapmış olduğu çalışmalar var. Bu konuda Enerji Bakanımızın çok başarılı çalışmaları var, projeleri var. Biz de izobir olaraktan hem milletimize hem ülkemize hem de vatandaşlara doğru malzemeyi ulaştırma noktasında bir şekilde aracı oluyoruz. Hem de ülke menfaatine bir iş yapmış oluyorsunuz. Kesinlikle ülke menfaatine çok büyük faydalar sağladığımızı düşünüyoruz. Bunun da her zaman huzurunu, mutluluğunu yaşıyoruz ekibim ve şirketim olaraktan. Peki biraz daha özele inecek olursak, müşteriniz sizi tercih etti.
İlk olarak sizden bir gün mü alması lazımdır, randevu mu alması lazımdır ya da izo bir izolasyon olarak siz gidip izolasyon yapılacak yeri önceden görüyor musunuz? Fizibilite çalışması yapıyor musunuz? Bu konuda çalışmanızı biraz daha detaylandırır mısınız? Elbette. Öncelikle biz çok yaygın internet ağını kullanan bir firmayız. Bize her şekilde ulaşabilirler. Hem internet aracılığıyla ulaşabilirler, hem telefon aracılığıyla ulaşabilirler. Ulaştıktan sonra ön bilgi, yani ön kayıt masası dediğimiz ön bilgiler alınır. Eğer ev, inşaat, entegre firma, soğuk hava deposu, buzhaneler gibi yerleri metrekareye varsa metrekareye göre de tabii fizibilite yapıyorsunuz. Bir fizibilite ekibi gider, fizibilitesi yapılır, ön anlaşması yapılır, gün tayin edilir. ISO 1 8 aracıyla Türkiye genelinde 14 aracıyla hizmet vermektedir. Yani müşterilerimizi çok sonraki günlere bırakmıyoruz. En uzun zaman bizde bir haftadır. En geç bir hafta içerisinde yere uygulama ekibimiz gider. Ustalarımız da devamlı eğitimli bir ustadır. İşlerini doğru bir şekilde yapmaları için ne gerekiyorsa firmamız tarafından altyapı olaraktan hem makine ekipman anlamında hem de bunları fiziksel anlamda eğitimlerini yaptırmaktayız. Evet, şimdi bir hafta içinde müşterinize geri dönüş yaptınız. Fizibilite çalışmaları bitti. Daha sonrasında mesela metrekaresine göre değişecektir ama müşteriye ne kadar sürede devrediyorsunuz yapıyı? Şöyle ki tabii ki işin şekline, zorluğuna göre bu süre değişebiliyor ama ben düzeltmek istiyorum. Fizibilite ekibimiz en geç 2 gün içinde müşterimize ulaşır. Özür diliyorum. Yani bitiş süresi mi bir hafta? Bitiş süresi bir yani hafta. Yani yapıyı devretme süresi bir evet, hafta. Yani fizibilite ekibimiz en geç bir hafta içerisinde müşterimize 2 gün içerisinde ulaşır. Fizibilitesini yapar. Daha sonra mobil ekibe bu bilgiler aktarılır. Mobil ekip de en geç bir hafta olmak suretiyle uygulamasına başlar. Bir ekibimiz biraz önce konuşmamızda söylediğim gibi günde 1000 metrekare alan uygulaması yapıyor. Dolayısıyla da eğer bizim müşterimizin yaptıracağı alan, yüzey, zemin, taban 1000 metreden küçükse biz onu bir günde yapıp teslim ediyoruz. Evet. Konya'da kaç tane şubeniz vardır veya size nasıl ulaşabilirler? Bize tabii ki 251-77-71 nolu telefondan çok rahatlıkla ulaşabilirler. İnternet ağımız çok yaygındır. Artı Karatay Sanayi'nde hizmet veriyoruz. İnternette de adreslerimiz açık olaraktan bellidir. Konya'da şube olaraktan değil, direkt firma olaraktan hizmet veriyoruz. Çünkü kalite anlayışımıza çok önem verdiğimiz için şubeler aracılığıyla yapılan işleri çok doğru ve sağlıklı bulmuyoruz. Türkiye'nin genelini açtığımız şubelerde firma şubesidir. Herhangi bir şahıs üzerinden yürüyen şirketler değil. Türkiye'de kaç değildir. Noktada? Türkiye, Konya, Kayseri, Bursa olmak üzere 3 tane biz sistem evi dediğimiz ana merkezi olan bir firmayız. 8 tane de tahli firma olaraktan toplamda 11 şube ve sistem eviyle hizmet vermekteyiz. Evet. 14 aracımızla birlikte. Biraz da sektör değerlendirmesi almak isterim son olarak Şükrü Bey. Bu konuda neler söylersiniz? Ya sektör aslında yalıtım sektörü çağımızın sektörü. Evet. Ama biz bunları hep söylüyoruz. Yani firmalar burada herkese yetecek kadar fazlasıyla pazar var. Dolayısıyla da daha eğitimli, daha doğru malzemeleri tüketicilere ulaştırmak suretiyle çok rahatlıkla iş alanı yapılacak uygulama alanları var. Bunları da ulaşabilirler. Siz yalıtım sektöründe Türkiye'de sektörün en az ben kendi şahsı adıma söyleyeceğim bir 10-15 yıl önünün aşık olduğunu düşünüyorum. Çünkü Türkiye'de enerjinin kıymeti çok fazla. Çünkü bizde belki maden her türlü şeyimiz var. Var ama. Ama dediğimiz gibi bir doğal gazımız, bir petrolümüz yok. Bunu da hep ithal etmek zorundayız. Dolayısıyla da biz bunu tasarruf etmemiz için de doğal kaynaklara belki biraz da tasarruf babında. Evet. Yani gelecek nesillere aktarılması için buyurduğunuz ben biraz gibi önce daha global baktım. Yani evet. Türkiye'de yok ama yani yarın öbür gün biz gelecek nesile aktardığımız zaman diğer Orta Doğu'da, Rusya'da, Azerbaycan'daki kaynakların da altyapı yani tükenmekte olduğunu görüyoruz. Evet. Bunları aktarmak için aslında genel anlamda bir yalıtım yapmamızda fayda olduğunu görüyorum. Evet, çok haklısınız. Peki son olarak müşterilerinize ve Eko Haber izleyicilerine yalıtım konusunda neler tavsiye edersiniz?
Ya yalıtım noktasında aslında çok böyle ince eleyip sık dokunmalarına gerek yok. Hı hı. Ama tekrar söylüyorum, herhangi bir evlerini, iş yerlerini, ofislerini, bürolarını, fabrikalarını veya soğuk hava depolarını yalıtım yaptırmak gerekiyorsa, hı hı, öncelikle hangi malzemenin kullanılması gerektiğini araştırmaları gerekiyor. Hı hı. Yani biz burada hangi malzemeyi kullanır isek doğru yalıtım sağlayabiliriz. Daha sonra bu malzemenin daha stabil, yani lambda değeri en önemlisi bu. Isı yalıtımı, hı hı, ve su yalıtımı. Hı hı. Su yalıtımı da su yalıtımı sağlıyor mu? Belgesi var mı? Isı yalıtımı da ısı yalıtımın lambda değeri, ısı iletkenlik katsayısı dediğimiz lambda değerini kontrol etmeleri gerekiyor. Bunu nereden edebilirler? En önemli bizim şu anda akredite olmuş firma olaraktan baktığımız TSE'dir. Yani, hı hı, devlet güvenceli bir yerdir. Hı hı. Daha sonra da teknik üniversitelerden alınan belgeleri var mı yok mu diye baksınlar. Şimdi şöyle bir genelde baktığımız zaman biz TSE'ye müracaat ettik, belgemiz çıkmak üzere denilen firmalar da var. Bunlara çok itibar göstermesinler. Hı hı. Biraz önce söylediğim gibi Türkiye'de pazar çok. Önce belgesini alsın, sonra uygulamaya çıksınlar. Çünkü biz böyle maniküle edilerekten biraz önce söyledim, evdeki ambalaj malzemelerimizi bile inşaatlarımızda, fabrikalarımızda kullanıyoruz. Bir de daha önemli olan bir konu var. Alev yürütüp yürütmediğine, yani uygulanan malzeme yarın öbür gün artı kaç, eksi kaç dereceye dayanıklıdır? Hı hı. Alev yürütür mü, yürütmez mi? Kanserojen içerir mi, içermez mi? Bunların belgelerini lütfen uygulayıcı firmadan istesinler. Biraz daha bilinçli tüketici olmamız gerekiyor. Bunu, evet, ben bir firma yetkilisi olaraktan söylüyorum. Aslında söylenebilecek en son şeydir ama. Yani gelsinler, alsınlar. Bizde her şey mevcut, firma hazır olduğu, evet, için hiçbir çekincemiz yoktur. Evet. Hı hı. Dediğim gibi biz laboratuvarlarına çok önem veren bir firmayız. Merkez laboratuvarı aramızda her türlü tahlil yapabilecek sistemlerimiz vardır, hı hı, ve uygulama yaptığımız ve o günkü uygulamanın bile bir numunesi bizim laboratuvarımızda işleme tabi tutulmaktadır. Peki. Şükrü Bey, verdiğiniz bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyoruz efendim. Son olarak neler söylemek istersiniz? Bizler de çok teşekkür ediyoruz. KON TV'ye, KON TV ekibine. Eyvallah. Ayağınıza sağlık. Eyvallah. Çok sağ olun. Sağ olun. Kolaylıklar dilerim. Çok sağ olun. Sevgili seyircilerimiz, merhabalar. Eko Haber ekibi olarak yine farklı bir firma ve farklı bir sektörü konuşmak üzere huzurlarınızdayız. Bu bölümde pasta malzemeleri ve çikolata üzerine konuşacağız. Pasta Cin'indeyiz. Konya'da faaliyet gösteren bir firma ve firma sahibi Sayın Halis Can yanımızdalar. Merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ediyoruz. Efendim, Pasta Cin'i ilk olarak kaç yılında kurulmuştur ve faaliyetleri hakkında bize kısa bir bilgi verebilir misiniz? Tabii ki. Pasta Cin'i bizim yaklaşık 12 yıllık deneyimimiz sonucunda 2 yıl evvel burada faaliyet göstermeye başlayan bir mağazamız. Firma olarak 12 yıldır biz pastacılık sektörüne hizmet veriyoruz. Çeşitli alanlarda. Sektördeki boşluğu değerlendirmek maksadıyla ve boşluğu görerek 2 yıl evvel Pasta Cin'i kurduk. Hı hı. Peki şu an faaliyet gösterdiğiniz yerden biraz bahsedecek olursak, Konya'da faaliyet gösteriyorsunuz. Evet, Konya'da faaliyet gösteriyoruz. Hı hı. Pasta Cin'i Konya içerisinde bir ilki, hı hı, oluşturdu. Özellikle pasta malzemeleri ve kaliteli çikolata sektöründe perakende mağazacılık yapan ilk kuruluştur Konya'da Pasta Cin'i. Birçok pasta malzemesinin perakende olarak sağlandığı bir yer. Peki biraz daha açacak olursak. Evet. Tabii perakende ve toptan satışlarımız mevcut. Bunu, hı-hı, sizden öğrendik. Daha genel manada ve derinlemesine biraz daha açıklayacak olursak, ne yapar Pasta Cin'i? Tabii ki Pasta Cin'i özellikle burada bulunan satış mağazasında sektörün pastacılık yapan elemanlarına hizmet verdiği gibi, hı hı, ev hanımlarımıza, pastacılığa merakı olan, hı hı, hanımefendilere de hizmet vermekte. Hı hı. Süpermarketlerde, o reyonlarda bulamadıkları, hı hı, fakat pastacılık sektöründe kullanılan, pastanelerde özellikle kullanılan kaliteli ürünleri, hı hı, ve gerçek ürünleri pastacının rahatlıkla düşük gramajlarda, küçük ambalajlarda
ve perakende olarak temin edebiliyorlar. Dolayısıyla bu alanda ev hanımlarının da ihtiyacı olan bir boşluğu doldurduğumuzu düşünüyoruz. Bunun dışında firma olarak biz Türkiye genelinde gene pastacılık sektörüne hizmet veren pastanelere, pastane malzemeleri sağlayan tedarikçi firmalara da çeşitli ithal ve yerli ürünler temin etmekte, onların ihtiyaçlarını da karşılamaktayız. Peki Konya dışına tedarikte bulunuyorsunuz. Yoğunluk nedir? Hem tabii Konya ki. İçinde hem de Konya dışında. Tabii yani özellikle Konya... belki de bayramlarda, bayramlara yakın dönemlerde belki de değişiyordur yoğunluk ama. Evet. Şimdi özellikle bayrama yakın dönemlerde çikolata ve şekerleme tarzı bizim konseptimizde bulunan ürünlerde bir yoğunluk oluyor tabii ki. Fakat genel olarak pasta malzemesi grubuna baktığımız zaman bunlar 4 mevsim tüketilen ürünlerdir ve mevsimine göre değişen trendleri vardır. Dolayısıyla biz Türkiye genelinde toptan bazda bir tedarik sağladığımız gibi birçok ilde, yaklaşık biz 65 ilde müşterilerimiz var. Şu anda internet üzerinden de pastacini.com vasıtasıyla perakende alım yapmak isteyen, kendi evlerinde bu ürünleri tedarik etmek isteyen insanlara da evet, bir e-market oluşturmuş durumdayız. İnternet üzerinden de satışlara başladık. Peki, ürün portföyünüz hakkında biraz daha bilgi verebilir misiniz? Sadece tabii şeker, çikolata, perakende ve toptan satışında bulunuyorsunuz. Aynı zamanda sanırım bunların imalatında da kullanılabilecek ya da aynen öyle. Biz burada sadece çikolata ve şekerleme satmıyoruz. Butik çikolata yapımında ve butik pasta yapımında kullanılabilecek ürünler biz burada müşterilerimize temin ediyoruz. Müşterilerimiz eğer isterlerse kendi evlerinde pastane kalitesinde ve pastane lezzetinde, hatta daha ötesinde butik dediğimiz zaman daha özel, daha konsept ürünler devreye giriyor. Bu ürünleri yapabilmeleri için gerekli her türlü malzemeyi, kakaoyu, ham çikolatayı, şeker hamurlarını, süsleme malzemelerini, çikolata kalıplarını, pasta kalıplarını ve daha şu anda sayamayacağım birçok susamından, çörek otundan, pudra şekerinden, vanilyasından, karanfilinden, efendim tarçınından tutun da A'dan Z'ye, aklımıza gelecek evet A'dan şey. Z'ye yüzlerce çeşit ürünü burada bir arada bulabiliyorlar ve istedikleri miktarda alabiliyorlar. Ve bunun yanında bizden bu hususta teknik ve teorik destek de alabiliyorlar. Öyle mi? Bunları da sağlıyoruz biz müşterilerimize. Peki şimdi müşterilerinize bu konuda alışveriş hususunda neler tavsiye edersiniz? Yani özellikle mesela bayramlarda belki daha çok yoğunluk oluyor. Evet. Önümüzde Kurban Bayramı. Evet. Müşterilerinize neler tavsiye edersiniz? Tabii ki de izleyicilerimize. Tabii ki. Kurban Bayramı, Ramazan Bayramı'na nazaran bu tarz ürünlerin biraz daha az tüketildiği bir dönem Kurban Bayramı olması vesilesiyle. Ama özellikle halkımız Ramazan bayramında bu ürünleri tüketiyorlar. Ben şuna dikkat çekmek istiyorum. Birçok dost meclisinde de bunları dile getiriyorum. Gıda sektörü Türkiye'de hilenin çok rahat yapılabildiği, gerçek olmayan ürünlerin adı çikolata olan ya da adı şeker olan ürünlerin çokça piyasaya sürüldüğü bir sektör. Maalesef. Ve bayram dönemleri de bunun biçilmez kaftanı gibi oluyor. Dolayısıyla halkımız burada hakiki çikolataya, içerisindeki kakao yağı oranı yüksek, gerçek sağlıklı çikolataya ilgi göstermelerini. Burada tabii ki fiyatlar diğer ürünlere nazaran daha yüksek olsa da evet bunu kalitesinden dolayı tercih etmelerini ben öneriyorum. Birçok gittikleri yerlerde ürünlerin etiketlerine bakmalarını da tavsiye ederim. Peki Halis Bey, son olarak izleyicilerimize ve müşterilerinize neler söylemek istersiniz? Müşterilerimize pastacının muhakkak uğramaları gerektiğini bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Burası gerçekten Konya halkı için bir nimet. Konya halkı bize teveccüh gösterirse, bize ilgi gösterirse biz de çok büyük memnuniyet duyacağız bundan. Şimdiden herkesin yaklaşan Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. Hayırlara vesile olmasını niyaz ediyorum. Peki, pastacının firma sahibi Sayın Halis Can, verdiğiniz bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.